Herkese selamlar. Yepyeni bir seri ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Doki Doki Literal Club adı verilen bu oyunu oynayacağız. Herhangi bir ara sahne falan olmuyor. Bildiğim kadarıyla yazılar var. Biz de bu yazıları okuyarak hikayeyi öğreneceğiz. Yeni oyun diyorum ve herkese iyi seyirler diliyorum. Hemen adımızı girelim. Kanala abone değilseniz bu arada abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Umarım boşluğunuza giden bir seri olur. Daha öncesinde de bir sürpriz daha yapıp role de başlamıştık. Beklenenlerden biriydi. Ben de ona da başladım. Büyük ihtimal 2 gün sonrasında ya da birkaç gün sonrasında role'den bir tane daha video gelecek. 3. videosu gelecek ve yani onu sonra konuşalım. Şu anda Doki Doki oynayacağız. 3. videoda zaten muhabbet edeceğiz oynarken role'de. Başlayalım, okey. Ben hazırım. Abone değilseniz bu arada abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da çok sevinirim. Hey! Sen de kimsin? Bana doğru koşan, üzerine çekebileceği dikkatten bir habermişçesine el sallayan baş belası bir kız görüyorum. O kızın adı Sayori. Kendisi komşum ve çocukluğumdan beri yakın arkadaşım. Hani bugün olsa arkadaş olmak istemeyeceğiniz ama uzun zamandır birbirinizi tanıdığınızdan bir şekilde arkadaşlığınızı yürüttüğünüz tipler olur ya, o da öyle işte. Eskiden okula birlikte giderdik ama liseye başladığımız sıralarda Sayori sürekli uyuyakalmaya başladı. Ben de onu beklemekten bıkmıştım. Ama bu şekilde peşimden gelecekse kaçıp gitsem daha iyi sanki. Yine de sadece iç çekip kaldırımda öylece durup Sayori'nin bana yetişmesini bekliyorum. Aha! Yine uyuyakaldım. Ama bu sefer yetiştim sana. Yetiştin yetişmesine de ben durup seni beklemeye karar verdiğim için yetiştim. Ha, beni görmezden gelmeyi düşünüyor musun gibi konuştun. Ayıp ama Yeager. İnsanlar garip garip davrandığın için sana baktıklarında bizi sevgili sanmalarını falan istemiyorum. Tamam tamam. Ama yine de beni bekledin. Evet, beklemiş oldum. Bence istesen de kötü olamazsın. Tabi öyle de Sayori. Hehehe. Birlikte karşıya geçip okula doğru yürüyoruz. Okula yaklaştıkça yol diğer öğrencilerle dolmaya başlıyor. Aklıma geldi de Yeager. Herhangi bir kulübe katılmaya karar verdin mi? Kulüp mü? Bak aynı anda. Sana dedim ya, kulübe falan katılmaya pek hevesli değilim. Ben hevesli olabilirdim. Allah Allah. Kulüplere bakındım falan da yok zaten. Olabilirdin. Neden böyle cevap verdik oğlum biz? Ha yok artık. Bana bu sene bir kulübe katılacağını söylemiştin. Ne söyledik lan? Dediklerini aldırmadan geçiştiğim sayısız konuşmanın birini de öyle demiş olabilirim belki. Ben boş vaktim oyunlara ve animeleri ayırmaktan gayet memnunken Sayori benim hakkımda fazla endişeleniyor. Üniversiteye girmeden önce sosyalleşmeyi öğrenemeyeceğinden ya da bir kabiliyet falan edinemeyeceğinden korkuyorum diyorum. Senin mutlu olman benim için çok önemli. Anlatabildin mi acaba? Anlatabildin mi? Orada bir şey gönderme yaptın sanki. Bir ima sezdim. Yani biz Sayori ile sevgili miyiz oğlum? Onu anlayamadım ben. Ya yani öyle gibiyiz. Biraz samimiyiz ama anlayamadım. Neyse, okumaya devam edelim. Şu an mutlu mesut geçindiğini biliyorum ama gerçek dünyaya alışamadığın için birkaç yıl sonra eve kapanmış işe yaramazın tek olabileceğini düşüncesi beni yiyip bitiriyor. Niye eve kapanıp işe yaramayayım ki? Eve kapansam bile işe yararım bence. Bana güveniyorsun öyle değil mi? Bu kadar endişelendirme beni. Ya tamam hadi tamam. Gönlün olsun diye kulübe bakacağız. Söz vermiyorum bak. Uğraşacağıma. Evet, bunun sözünü verebiliyoruz. Olay be, sevindirdik sanırım. Neden bu kadar gamsız bir kızın bana tutuk çekmesini fırsat veriyorum ki? Bilmiyorum. Neden veriyoruz? Hiç fikrim yok. Onun biri de dinliyorum ya. Buna daha çok şaşırıyorum. Dinle tabii, önem veriyorsan dinleyeceksin. Sanırım onun benim için o kadar endişelendiğini görünce kafasındaki her şeyi ne kadar büyütse de biraz olsun sakinleşmemi sağlıyor. Evet, okula geldik. Bugün de okuldaki vaktim her zamanki gibi geçti ve farkında olmadan gün bitti. Eşyalarımı topladıktan sonra boş boş duvara bakıyor. Ufacık da olsa motivasyon kaynağı olacak bir şey arıyorum. Kulüpler, Sayori kulüp, birkaç kulübe bakmamı istiyordu. Kulübe bakabiliriz aslında. Aynen, anime kulübü olabilir ha. Onunla başlayabiliriz. Şurada hemen bir tane de save alalım.
Evet, buraya bir tane seri çekebilirsin. Bu da boşalma ama ben şuraya atamam. Atarım. Attım. Devam. Devam et. Geri dönebiliyor muyuz? Şuradan geri dönebilir miyiz? Devam etsin oğlum. Allah'ım. Allah'ım yarabbim, böyle saçma sapan bir şey olmaz ha. Şuradan devam ediyoruz. Tamam, ileri sağa devam edebilirsin diyor. Peki devam. Selam. Sawyer'i. Aa, biz dalmışken geldi sınıfa herhalde. Etrafım bakınca sınıfta geriye bir tek benim kaldığımı fark ediyorum. Sınıftan çıkarken seni yakalarım diye düşünmüştüm ama seni burada oturup dalmışken görünce içeri gireyim dedim. İyi yapmışsın. Açıkçası bazen benden de bitersin, etkilendim. Kendi kulübüne geç kalacaksan beni beklemene gerek yok. Biraz motivasyon ihtiyacının olacağını düşündüm. Bir de. Ne bir de? Şey, benim kulübeme de gelebilirsin. Senin kulübün? Sayori. Evet. Senin kulübüne hayata gelmem. Çok kötüsün. Neden? Sayori Edebiyat Kulübü'nün başkan yardımcısı. Lan giderim. Edebiyat... iyidir. Sayori'nin edebiyat ilgisi olduğunu falan bilmiyordum gerçi. Hatta sırf yeni bir kulübün kurulmasını yardım etmenin eğlenceli olabileceğini düşündüğü için bu kulübe katıldığına %99 eminim. %1 nereden kestin peki? Kulübü kurucudan sonra ilk ilgi gösteren kişi olduğundan başkan yardımcısı unvanını aldı. İlk ilgi gösteren kişi. İlk ilgi gösteren o olmuş. Anladım. Kısacası benim edebiyata olan ilgim sarınınkinden kesin daha az. Hemen bir kesinlik kazandırdı orada. Oldu o zaman, ben anime kulübüne gidiyorum. Hadi ama... Ne olur? Neden bu kadar takıyorsun gelmeme? Şey, ne? Dün kulüptekilere yeni bir üye getireceğimi söylemiş olabilirim. Nasıl yani? Natsuki de hatta bunun üzerine cupcake falan yaptı. Cupcake mi? Hayda. Tutamayacağın sözler verme. Sayori gerçekten bu kadar budala mı yoksa bütün onlar kurnaz planının bir parçası mıydı bir türlü anlayamıyorum. Anlayamazsın. Kadınlar hep böyle olabilir belki. Uzun uzun iç çekiyorum. Çekme abi. Tamam, birkaç tane cupcake yiyip kalkarım. Cupcake ne oğlum ya? Okey miyiz? Tamam, hadi gidiyoruz. Bakalım gidelim. Nasıl olacak bilmiyorum. Böylece bugün ruhumu cupcake karşısında satmış oldum. O da iyi. En azından yanındakini mutlu ettin. Ya bir de bu mantıklı düşünüyor musun bilmiyorum. Çekingen bir şekilde Sayori'nin peşinden nadiren uğradığım, genelde 3. sınıfların bulunduğu ve etkinlikler için kullanılan üst kata çıkıyorum. Enerji dolu olan Sayori sınıf kapısını sert bir şekilde açıyor. Sert bir şekilde niye açıyorsun ya? Millet işte yeni üyemiz. Yeni üyemiz, yeni değilim bak. Yeni üye falan deme. Harbiden bak deme. Hesaba bakınıyorum. Edebiyat kulübüne hoş geldin. Tanışmaya memnun oldum. Sayori senden çok bahsetti. Cidden mi? Bir olan mı getirdin? Kulübün havası kaçtı. Ah iyi gör, ne güzel bir sürpriz. Oğlum bu ne ya? Hiç erkek yok mu burada? Kulübe hoş geldin. Hayda. Bu durum karşısında diyecek kelime bulamıyorum. Tamamen kızlardan geçmiyor lan burası. Bu kulüp inanılmaz derecede tatlı kızlarla dolu. Tabii canım. Neye bakıyorsun sen? Diyeceğin bir şey varsa de. Affedersin. Natsuki. Bu Natsuki'ymiş. Anladığım kadarıyla adı Natsuki olan ters tavır sergilen bu kızı tanımıyorum. Tanımayalım da bence. Sinir bozan biri bence. Küçük kabına bakınca birinci sınıfmış gibi geliyor. Hemen oraya yargılamasaydın daha iyi. Sayarın dediğine göre cupcake'leri de yapan o. Hem ye hem laf at. Oldu mu kanka? Huysuz olunca ona pek aldırma. Bunu kulağımı fısıldayan Sayori yüzünü tekrar diğer kızlara doğru çeviriyor. Neyse. Bu Natsuki. Kendisi hep enerji dolu. Kesinlikle enerji dolu. Bu da Yuri. Kulübün en akıllısı. Böyle şeyler söyleme diyor Yuri. Metabazı birine benziyor. Ya şu anlık. Daha olgun ve çekingen görünen Yuri. Görüşe bakılırsa Sayori ve Natsuki gibi insanlarla uğraşmakta zorluk çekiyor. Normal abi. Biri dakikasında istediğini yaptırıyor, biri de bu yaz sert bir mizaza sahip. İkinize de tanıştığıma sevindim diyoruz. Galiba Monika'yla daha önce tanışıyorsunuz değil mi Monika? Aynen öyle, tanışıyormuşuz. Seni tekrar gördüğümde sevindim Yeager. Monika tatlı bir şekilde gülümsüyor. Birbirimizi tanıyoruz. Şey, pek az konuştuk ama geçen sene aynı sınıftaymışız. Bunu bilmiyordum bak. Monika muhtemelen sınıftaki en popüler kızdı. Popülermiş.
akıllı, güzel, atletik. Kısacası beni tamamen aşan biri. Şimdi onu bu kadar samimi bir şekilde gülümsemesini görünce biraz... Seni görmek de harika Monica, biraz ne? Hadi gel otursana, görüp masada senin için yer açtık. Benim yanıma veya Monica'nın yanına geçebilirsin. Ben cupcake'leri getireyim. Getiren benim. Yapan benim, getiren de ben olacağım. Natsuki gene orada bir olumsuzluğu soktu araya. Hayda. Affedersin, biraz fazla heyecanlandım da. Ne için heyecanlanıyorsunuz? O halde ben de bizim için çay mı yapsam? Ha, çay saatinde miyiz? Olur. Gayet iyi. Kızlar birkaç sırayı birleştirerek bir masa oluşturmuşlar. Siren'in daha önce söylediği üzere Siren'in yanında ve Monica'nın yanında boş yer olacak şekilde masalar düzenlenmiş. Natsuki ve Yuri odanın bir köşesine gidiyor. Natsuki üstü örtülü bir tepsi alıyor ve Yuri de dolabı açıyor. Kendimi hala tuhaf hissettiğinden Siren'in yanındaki sandalyeye oturuyorum. Natsuki elinde tepsiyle birlikte gururlu bir tavırla masaya doğru yaklaşıyor. Hazır mısınız diyor. Buyurun. Yemekler başlıyor. Natsuki tepsinin üstündeki folyoyu kaldırıyor ve bize bir sürü beyaz popuduk, kediye benzeyen cupcake'ler sunuyor. Ona mı benziyormuş bilmiyordum. Kedilerin bıyıkları kremayla çizilmiş ve kulaklarını yapmak için de küçük çikolata parçaları kullanılmış. Vay. Aşçılık var bunda ha. Yetenek var. Çok tatlı. Pastacılıkta bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum Natsuki. Evet. Gurur duydu galiba. Yani öyle işte diyor çünkü. Alın bir tane. Alalım bakalım. Önce Sayır'ı bir tane alıyor, ardından Monika alıyor, en sonunda ben alıyorum. En son ben neden alıyorum oğlum? Çok güzel. Sayır ağzı doluyken konuşuyor. Daha şimdiden yüzüne krema bulaştırmayı başarmış. Cupcake'i elimde döndürüp Mason'dan ısırmalıyım diye düşünüyorum. Natsuki'den çıt çıkmıyor. Ara ara göz ucuyla bana baktığını fark etmemek elde değil. Kekin tadına bakmamı mı bekliyor acaba? En sonunda kekten bir ısırık alıyorum. Krema tatlı ve bir o kadar da lezzetli. Gerçekten kendisi mi yapmış acaba? Bu çok güzel olmuş diyoruz. Teşekkürler Natsuki. Neden bana teşekkür ediyorsun ki? Bunları sana, bunu başka bir yerde de duymamış mıydım? Yaptığım falan yok yani. Teknik olarak yaptığını düşünmüştüm. Sayır dedi ki, tamam belki de yaptım. Yani senin için değil işte aptal. Bana aptal mı dedin sen? Natsuki'nin tuhaf tuhaf tavırlarıyla dolaşmaktan vazgeçip konuyu kapatıyorum. Bence de. Yani aptal demesinin payını bir ödeseydik. Ne öyle geçtik ya biz onu. Yuri elinde bir çay setiyle masaya geri dönüyor. Çaydanlığı cupcake tepsisinin yanına koymadan önce her birimizin önüne özenle birer fincan koyuyor. Sınıfta çay setiniz mi var? Oha nasıl bir yer lan burası böyle? Öğretmenler müsaade etmiş. Ne de olsa sıcak bir fincan çay kitap... Bir fincan çay kitap okurken iyi gelir değil mi? Yani evet evet kesinlikle. Kendini kaptırma hemen. Yuri sadece seni etkilemeye çalışıyor. Ben öyle yapmak istememiştim, demek istememiştim tarzında bir şey dedi orada. Alından Yuri bakışlarını kaçırıyor. İçimden geldiğinden cidden tamam ya sıkıntı yok inanıyorum sana. Şey kitabın yanında çay içmek pek benlik gibi durmuyor ama çayı severim en azından. Sevindim pekala gönlünü aldık. Yuri içi rahatladığında hafifçe gülümsüyor. Monica bir kaşını kaldırıyor, ardından bana gülümsüyor. Seni edebiyat kulübüne hangi rüzgar attı? Vallahi beni... Atan kişi belli. Ben de bu sorudan korkuyordum. İçimden bir ses Monica'ya buraya Sayri'nin zoruyla geldiğini söylememin iyi olmayacağını soruyor. Daha hiçbir kulübe katılmadım. Sayri de burada mutlu gibi görünüyordu. Sorun değil, utanmana gerek yok. Bu arada kendini evindeymiş gibi hissettireceğiz, tamam mı? Edebiyat kulübünün başkanı olarak kulübü herkes için eğlenceli bir heyecan verici kılmak benim görevim. Monica şaşırttın beni şimdi. Nasıl oldu da kendi kulübünü kurmaya karar verdin? Büyük kulüplerden herhangi birinin yönetim kuruluna rahat rahat girerdin bence sen. Geçen sene münazara kulübünün başkanı değil miydin? Anlarsın ya işte. Açıkçası büyük kulüpler arasındaki politik çatışmalara hiç katlanamıyorum. Yani kendi kulübünü kurmak istemişsin anladım. Yok bütçeymiş, yok tanıtımmış, yok etkinlik hazırlıklarıymış. Tek konuştukları şey bunlar. Yani en sevdiğin şey de kitapları okumak mı? Diyor ki, Monica, onun yerine kendi sevdiğim bir şeyi alıp ortaya değerli bir şey koymayı tercih ederim. Yani değerli bir şey, kitap okumak. Kitap okurken de bunun üzerine farklı farklı şeyler koymak. İşte çay içmek falan filan. Çay saati falan dönüştürmüş burada. Alt sayıda denen bir şey var ya, onun bir benzeri burada.
geçerli galiba anladığım kadarıyla. Ve ekliyor ve bu yaptığın başkanın da edebiyata ilgi göstermesini sağlayacaksa ben de hayalimi gerçekleştirmiş olurum. Yani bence hayalini gerçekleşti. Monica gerçekten harika bir lider. Olabilir abi, kesinlikle. Euro'da başını sallayarak Sayori'ye katıldığını belirtiyor. Kulüpte daha fazla insan olmaması beni şaşırttı. Yeni bir kulüp kurmak zor olmalı. Öyle denilebilir. Edebiyat başkanı ile konuşmaya devam ediyoruz. Çoğu insan yepyeni bir çalışmak için emek sarf etmeye pek hevesli olmuyor. Özellikle edebiyat gibi dikkat çekici olmayan bir şey söz konusu olduğunda. Tamam Monika'cığım, ya edebiyat dikkat çekici olmayan bir şey olabilir mi ya? Edebiyat diyorsun yani, edebiyat. Her şeyden bir şey çıkabilir oradan. Her türden yani. Edebiyatı da çöpe atmasak mı? İnsanlara hem eğlenceli hem de zaman harcamaya değer olduğunu kanıtlamak için çok çalışmasın. Bak, çalışmaya katılıyorum. Yani eğlenceli olduğuna da evet hemfikiriz. Bu konuda da sen de hemfikiriz. Ama bu festival ve benzeri okul etkinliklerini daha da önemli kılıyor. Festival mi? Onu bilmiyorum. Göreceğiz ama. Mezun olmadan önce bu kulübü büyüteceğimize güvenim tam. Yani mezun olmamıza ne kadar süre var ki? Bunu öğreneceğiz herhalde. Üniversite öncesi demiş değil mi? Aynen, üniversite öncesi büyük ihtimal son iki sınıf falan kaldı galiba. Son iki yıl ya da. Bakalım, göreceğiz. Değil mi millet? Herkes aynen diyor. Elimizden geleni yapacağız diyor yüreği. Nasıl gelbet ediyor. Herkes coşkulu bir şekilde onaylıyor. Zaten burada top topu 4 kişi var. Birbirlerinden epey farklı ama hedefleri aynı olan kızlar. Monica bu üç kızı bulmak için çok uğraşmış olmalı. Belki de bu yüzden yeni bir üyenin katılması onları bu kadar sevindirmişti. Gerçi edebiyata onların gösterdiği kadar ilgi gösterebilir miyim? Hala emin değilim oğlum, göstermelisin ya. Ne gibi şeyler? Valla bana sorsan sana bir sürü cevap verebilirdim ama karakterimizi sorduğu için onun cevabına bakıyoruz. Son yıllarda ne kadar az şey okuduğumu hesaba katarsak bu soruya verebileceğim çok iyi bir yanıt yok. Manga. Diyorum kısık bir sesle, şakayla karışık. Nasıl ki birden başını kaldırıyor. Sen bir şey söylemek istiyormuş gibi bakıyor ama sessizliğini koruyor. Ve kitap okuyan birisi değilsin galiba. Yani öyle ama bu değişebilir. Ne diyorum lan ben? Oğlum güzel şeyler diyorsun. Yuri'nin üzgün gülümsemesini gördükten sonra düşünmeden konuştum. Her neyse ya, sen Yuri. Düşüneyim. Yuri parmaklarını fincanın ağzında gezdiriyor. Ben en çok derin ve karmaşık fantastik dünyalar yaratan romanları seviyorum. Bak en iyisi ya. En iyisi bak, fantastik dünyalar yaratan fantastik türlü romanlar ağzımıydır. Birazdan bölümü kapatacağım. Biraz daha ilerleyelim. Onların ardında yatan yaratıcılığın ve ünlerin seviyesi bana gerçekten büyüleyici geliyor. Ve böylesine yabancı bir dünyada geçen güzel bir hikaye aktarabilmek de eşit derecede inanılmaz geliyor. Yuri tutkulu bir şekilde kitaplarla ilgili düşüncelerinden bahsetmeye devam ediyor. Yuri içerik girdiğinde epey çekingen davranıyordu ama kitaplardan bahsederken gözlerinin parıldayışını anlıyorum ki o kitapların dünyasında rahat hissediyor kendini. İnsanların dünyasında değil. Yani insanlar... Kitap okumayı biraz alışkanlık haline getirirse çok da iyi bir dost olduğunu anlayacaklar. Yani kitapların çok iyi bir dost olduklarını anlayacaklar. Bayağı bir kitap okuyabilirsiniz. Yani dünyada basılı bir tür çok kitap var. Manga da olabilir, anime de olabilir. Her tarzı kitap mevcut. Fantastik de güzel. Yani bu şiirler edebiyata giriyor. Onlar da güzel aslında. Okuyabilirsiniz. Tavsiye edebilirim. Güzel şeyler var. Araştırabilirsiniz. Ama doğrusunu istersen birçok şeyden hoşlanırım. Derin psikolojik unsurlar içeren hikayeler de sarar genellikle beni. Bir yazarın okuyucunun hayal gücü eksikliğinden yararlanıp onu şaşkına çevirmesi inanılmaz değil mi? Yani beklenmedik. Sen böyle düşünürken başka bir şey olması da var bu arada. Sen farklı farklı şeyler kafanda kurmuşken hayal gücünden farklı ben gidiyorum şu anda. Farklı farklı şeylerden o tahmin yapmaya çalışırken seni bir anda şaşırtıyor. Fake atıyor diyebiliriz. Neyse, son zamanlarda bir sürü korku türünde kitap okuduğumdan ben de bir kesinlikle bir korku romanı okumuştum diyoruz. Vay, sonunda. Nihayet bir konuya tutunduk abi. Tutunmaya çalışıyoruz açıkçası. Umutsuzca da olsa bir bağlantı kurduk galiba. Korku romanlarından gideceğiz galiba. Böyle devam ederse Yuri bir duvarla sohbet ediyormuş gibi olacak kesinlikle. Gerçekten mi? Bak işte bunu beklemiyordum Yuri. Senin kadar şefkatli birisinden. Neden ya? Öyle düşünmen normal sanırım.
Ama bir kitap beni düşündürebiliyorsa veya başka bir dünyaya götürebiliyorsa o kitabı gerçekten elinden bırakamam. Yani sarıyorsa bırakamazsın zaten. Ama sarmayan bir kitaba da bir süre para verdiğinden de olsa betinmeye çalışıyorsun. Peki abi, ben burada bölümü sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kitaplardan konuşacağız büyük ihtimalle yine bir sonraki bölümde. Bakalım. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Doki Doki Literal Club 2. bölümde yine kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın.